Herkese merhabalar arkadaşlar. Cümleten selamun aleyküm. Keyiflerinizin yerinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü Trabzonspor Hamsi'ye yaraşır bir şekilde kendi evinde Alanyaspor'u 5-1 gibi net bir skorla yendi ve Marek Hamsi'yi de çok güzel bir şekilde uğurladığını düşünüyorum. Ama taraftar bölümüne katılmıyorum. Taraftarımız güzel uğurlamadı. Kulübümüz güzel uğurlamadı, futbolcular güzel uğurladı. Bunların da açıklamalarını yapacağım arkadaşlar. Sizlere nedenlerini anlayacaksınız. Transfer gündemine alakalı elime geçen bilgileri ya da istediğiniz bilgileri yorumlayacağım. Hem bilgi vereceğim hem yorumlama yapacağım. Şu an net bir şey olmadığı için santrafor meselesinin hakkında, yani birinci santrafor meselesi hakkında bir şey söylemiyorum. Bu Penza ve birinci santrafor hakkında bilgileri daha net olmadığı için. Çünkü Peter Musa ismi geçiyor, bilmem kim geçiyor. Ama şundan eminim, birinci santrafor transferinin kampa yetişmesi çok ama çok zor. Bu bilgiyi başlangıçta verelim. Yani beklentileri biraz indirelim. Baskıyı da azaltalım. Yönetim ve taraftar, yönetim ve takım üzerinde. Ben yönetimi çok destekleyen ya da yönetime full muhalif biri değilim. Ben açık ararım. Daha iyi olmasını isterim her şeyin. Gereksiz de baskı yaratmam ki bu maçın sonucunda da gördük ki evet, ben Abdullah Avcı'yı ilk geldiğinde çok istemiyordum. Sonrasında şampiyon yaptı bu takımı. 30 bin kişinin izlediği videoda herkese özür dilemiş bir kişiyim Abdullah Avcı'dan. Böyle çok yani abartan da bir yorumlarım yoktu ilk geldiğinde. Bilenler bilir, Spor Dijital zamanlarında. Çok istemediğimi, beğenmediğimi söylemiştim ama daha şampiyon olmadan bile özür dilemiştim. Sonra takım net bir şekilde şampiyon oldu ama bu sene Abdullah Hoca'yı çokça eleştirmiştim. Bu seneki eleştirilerimin doğru olduğunu ve kan değişikliğinin de takıma bir etki yaptığını görmekteyiz. Bu şu demek değil, Abdullah Hoca kötü bir hoca demek değil. Bunu söyleyen şaşarım aklına. Çünkü ortada 3 tane kupa var. İç sahada son maçı zaten de hocanın. Yeni ligsizlik var. Ama bir değişim gerekiyormuş. Hocanın bu sene başarısız olduğu doğruymuş ki yeni gelen antrenörümüzün elinin nasıl değdiğini görmüş olduk. Gerçekten Bielitsa'nın eli değdi. Ben Bielitsa'ya tek eksi yazdığım maç arkadaşlar Fenerbahçe maçıydı. Onun dışında eleştirilebilecek bir şey çok görmüyorum. Evet. Yani en net eleştiri Fenerbahçe maçı için arkadaşlar. Gerçekten Fenerbahçe maçını eleştiri yapabilirim. Yani onun dışındakiler kırmızı kart, bilmem ne, takım dağılıktı ama hoca takımı toparlamış gibi gözüküyor. Tabii savunmada bir takım eksiklerimiz de var. Ve şu an bile hocaya sallayan yerel basın var. Bunu da anlamış değilim. Ben de bu videoları, bu kanalı yani algılara karşı yaptım zaten. Yani şu an hocaya gereksiz. Ya hocaya bir eleştiri var, anlamıyorum. Yani şu an hocaya sallayandan şüphe ederim. Art niyet ararım arkadaşlar. Fenerbahçe deplasmanı dışında net hatası yok arkadaşlar. Ve gerçekten de ben şunu demiştim hatırlarsanız. Diğer hocaların neden bu takıma gelmediğini anladınız mı diye. Bielitsa o riski alıp geldi. Ve şu an toparladı. 3 maçtır da 4'ten fazla gol atıyorsun. Ve oynanılan futbol da zevkli. Ayrıca da bazı oyuncularımızın da performansı net şekilde yükseldiğini görebiliyoruz. Böyle bir giriş yapalım dedim arkadaşlar. Sizden ricam bana destek olmanız. 5000 abone hedefine ulaşmamız gerekiyor arkadaşlar. 200 beğeniye ulaşmamız gerekiyor. Ayrıca da Alanyaspor maçı karşılaşması hakkında yorumlarınızı merak ediyorum. Neler düşünüyorsunuz? Ve katıldan da bana destek olabilirsin arkadaşlar. 2 lira ya, 2 lira. Önemli olan orada bir topluluk oluşturmak. İlerleyen zamanlarda da iki projemiz var. Zaman kalırsa onları da yapacağız. Şimdi gelelim arkadaşlar. Madde madde ilerleyelim. Bir Hamsik'in vedası. Evet, Hamsik belki gel 2 sezon takımdaydı. Dolu dolu 2 sezon full performans göstermese de net olarak belki de en komple gelen en komple oyuncuydu Türkiye Ligi'ne. Ben bu kadar çift yönlü gelen bir dünya yıldızı hatırlamıyorum ve o kadar büyük etkisi vardı ki takım Aralık ayında şampiyon oldu. Yani çok baskın bir etkisi vardı Hamsik'in.
Yani bir önceki videoda da söylediğim gibi keşke daha net, daha uzun faydalanabilseydik. Ama oyuncu hem ilk şampiyonluğuna bizim kulüpte ulaştı. Hem de uzun bir aradan sonra Trabzonspor'un şampiyonu kasetine son verdirdi. Keşke kulüp bilet fiyatlarını ucuz olduğunu vesaire bunları daha çok kampanya şeklinde duyurabilseydi, reklam daha çok yapabilseydi. Tribünlerin boşluğu beni çok üzdü. Gerçekten bunu bir kampanya şeklinde reklam vererek o stadın tıklım tıklım olması gerekiyordu. Burada da yönetim ve taraftarda eksik kaldığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Benim damağım kurudu. Bıyıkları kestiğimiz için artık rahatça kahve içebiliyorum arkadaşlar. Yoksa şeyde kalıyor, bıyıkta kalıyor. Neyse, gelelim şimdi bireysel oyuncu performanslarına. Trezeguet'in yükselen performansı bu arada beni çok mutlu ediyor. Vişça'nın her yani ölü dediğim Vişça, eleştirdiğim, beğenmediğim Vişça nasıl klas asist yaptı? Evet bakın ben dürüst bir insanım. Vişça transferinin olmasını hiç istemedim. Hala istemiyorum. Beğenmiyorum. Trabzonspor'a bence eksi bir transferdi. Ama kalite. Kalite. Nasıl? Trink diye tek topta kesti ortayı. Trezeguet. Bu kalite. Arkadaşlar. Bakasetas. Eleştiriyorum. Bak nasıl astı topu. Nasıl astı? Kalite. Bu takımın belli bir kalitesi vardı ama bazı oyuncuların forma rekabetine girecek ya da sakatlandığında onu ikame edecek oyuncu eksiği çok fazlaydı. Şu an kanat rotasyonumuz Trezeguet, Vişça, Ömür. Ardından Lahdimi geliyor. Çok büyük açık var. Trabzonspor'un muhakkak Vişça ile kafa kafaya rekabet edebilecek bir kanat oyuncusuna daha ihtiyacı var. Ben tekrardan bunu dile getireceğim. Ben Onyekuru'yu çok istiyorum. Onyekuru'yu siz beğenmiyorsunuz. Ve Onyekuru evet sol kanatta biraz daha etkili. Sağ kanatta o kadar etkili değil ama ben zaten orayı Vişça, Trezeguet, Onyekuru o üçlünün dönmesini istiyorum. Ben Onyekuru ismini öneriyorum. Ya yani çünkü scouting işim değil ben. Scoutçı değilim. Vardır oyuncu bilmiyorum ama benim ilk aklıma gelen Onyekuru. Her şekilde bu oyuncunun Trabzonspor'a çok fayda sağlayacağını düşünüyorum. Yani gerçekten çok forma şansı çok yani forma şansı bulacaktır. Net iş de yapacaktır. Çok faydalı olacağını düşünüyorum ben. Ama başka yani o tarz isim varsa izleriz bakarız ama benim aklıma gelmiyor. Ama Trabzonspor'un bir tane net şekilde Trezeguet ve Vişça ile yarışacak kaliteli bir kanat oyuncusuna ihtiyacı var. Gerçekten bu kanatlı oyun bizi uçuruyor. Bak kanatlı oyun olunca santroforun bir şekilde skor bulabiliyor arkadaşlar. Şimdi 6 numaraya Korbelis'i aldık. Biraz daha Suyapist'ten uzun bir oyuncu. Dorukhan'ın 8 numaraya Hamsik'in yerine geleceğini düşünürsek 10 numarada Bakasetas var. Ya bak 10 numara için Bakasetas Ömür rotasyonum var. Kanat için Vişça, Trezeguet, Ömür ve bir kanat transferi rotasyonum var. Umut Bozok ligin geçen sene gol kralı 3. santroforum olacak diye planlama var. Bu durumda kotarıyoruz. Larsen'i sol bek rotasyonuna yazıyorum. Yani sağ sol bek rotasyonuna yazıyorum. Sol beki ikiledim. Sağ beke net transfer gerekiyor. Dorukhan'ı da sağ bek rotasyonuna yazdım ama Dorukhan çok sakatlandığı için bir tane baba sağ bek gerekiyor. Bu takıma bir baba sağ bek. Bak Hüseyin Türkmen Tağ Altın kardeş. Bugün ikisi oynadı. Sağ yani stoper rotasyonum hazır. Hüseyin Türkmen Tağ Altın kardeş. Ha, ben Bartra ve Densil ikisiyle aynı anda yollara ayırabileceğimizi pek düşünmüyorum. Büyük ihtimalle bence Bart takımda kalacak. Yani o maaşı verebilecek bir takımın çok bulabileceğimizi düşünmüyorum. Ya belli de olmaz. Ama bak stoper rotasyonum da hazır. Ha, buna aldanıp stopere transfer yapmamazlık da olmaz. Hüseyin bu takımın Necip Uysal'ı olmalı. Ben ilk 11'e hiçbir şekilde yazmıyorum Hüseyin arkadaşlar. İlk 11'e yazan takım hata eder. Hüseyin maaşıyla, Trabzonluluğuyla, altyapıdan çıkmasıyla. Çünkü Avrupa'da listeler verdiğimizde altyapıdan çıkan oyuncu zorunlu da bilmem ne falan filan var. Senin onun için çok iyi oluyor. Altyapıdan çıkıyor. Maaşı iyi. Necip Uysal bak. Hep bu örneği veriyorum. Real Madrid Los Galacticos'u kurarken
Zidane'lar ve Pavon'lar diye ikiye ayrılıyordu. Pavon kimdi? Altyapıdan çıkan stoperdi. Zidane dünya yıldızı. Bu maaş politikasını böyle dengeleyebiliriz. Hüseyin kadroda bulunmalı. Rekabete girmeli. Hüseyin ta altın kardeş. Yedek rotasyonumuz olmalı. Oraya bence iki tane ama bütçeden dolayı bir tane stopere ben okeyim. Tamam ama bir tane baba stoper. Lider stoper. Yani Bartra'yı bence hemen yollayamayacağız. Çünkü o maaşı verebilecek bir kulüp bulabileceğimi düşünmüyorum. Yani Bartra'nın kendisi Türkiye'den ayrılması gerekiyor. Bartra ayrılırsa yani bir tane baba stoper gerekiyor. Ama Hüseyin Taha orta ikilisi büyük risk. Bak Eren'i Lersen'le rekabete soktum ki Eren'i çokça kesecektir Lersen. Lersen'in önüne bir oyuncu bakmam gerekiyor. Sağ bek. Onun da biraz da teknik özellikleri önde olması gerekiyor. Çünkü Eren'in teknik özellikleri çok önde değil. Bir tarafım Eren, diğer tarafım hücumcu bek. Çok iyi olur. Benim bu konuda görüşüm de. Bu başka diyeceğimiz bir şey var mı arkadaşlar? Yorumlarımıza bakalım. Umut'ta, Lersen'de, Eren'deki form yüksekliğini görüyorsunuz. Umut Bozok'taki yani net dokunuşu ben görebiliyorum hocanın. Ta Altın kardeş için şu an bir şey konuşmak erken ama bence biraz daha güçlenmesi gerekiyor. Bunun da bilgisini verelim. Hocaya bir artı geçeceğim bu arada. Hoca için de arkadaşlar şu an takımda hala bir maddi kriz var. Maaş ödenmesinde problem var. Buna rağmen hoca çift idman yapıyor. Ve kadro dışları bırakabiliyor. Yusuf Yazıcı'yı, Densil'i falan idmandan kovuyor. Laf şey yapabiliyor. Direkt üstünü çizebiliyor. Gerçekten bu belirsizliklerde, bu güvensizlikte hocanın böyle bir şey yapması ciddi yani bir şey diyeceğim. Ayıp kelime de karakter işi, yürek işi. Yani koydu ortaya arkadaşlar. Ve şöyle bir not gördüm. Abdullah Avcı Trabzonspor'da sadece 5 maçta 4 gol bir üzeri atmış. Bielitsa'da da son 3 maç üst üste 4'ten 4 artı yapmışız arkadaşlar. Onu da bilgisini verelim yani. Abdullah Avcı'da 5 maçta 4 gol üstü attık. Ama son 3 maçta Trabzonspor Bielitsa yönetiminde 4 gol. 4 gol. 4-1 Karagümrük, 4-2 Giresun, 5-1 Alanya. İnşallah Başakşehir'e de aynı tarifi yapacağız arkadaşlar. Seneye de tek kul var. Bakalım bir heyecanlandırmaca da değil. Ama sen ağzımız yandı. Ben gene kombine alacağım. Ya şu an bir arada kongre üyesi olmam gerekiyor. O parayı vermem gerekiyor da işte. Para yetmiyor ki hiçbir şey. Onu da alacağım bir şekilde de. Öncelikler var. Yani her şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz. Desteklemeye devam edeceğiz arkadaşlar Trabzonspor'u. Durum bu. Yani hocaya sallamalar da görüyorum. Biz yabancı yerli diye ayırt etmiyoruz. Hocanın performansı neyse onu söylüyoruz. Fenerbahçe maçında bence faciaydı. Onun dışında hoca iyi gidiyor. Umut vaat ediyor. Adaptasyon falan filan tarzı hiçbir kelime kullanmadı bile. Adapte sürecini gayet atlattı. Bundan sonra makul, net ve bütçeyi korumak. Durum bu. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.